TV bu spor ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Türk futbolunun duayen isimlerinden biri olan Rasim Kara hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. TV bu spor ekibi olarak bana bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Röportaj talebimizi kabul ettiğiniz için. Estağfurullah. Güncel olaylarla başlayalım dilerseniz. Biliyorsunuz pandemi nedeniyle tüm dünyada sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Bu süreçte Rasim Kara neler yapıyor? Ben biraz baştan anlatayım. Çünkü benim şu anda nerede ne iş yaptığımı bilmeyen izleyicilerimiz de olabilir. Ben yaklaşık 2008'de aktif teknik direktörlüğüm, yani kulüplerdeki çalışma şeyimi bıraktım ve 2009'da Futbol Federasyonu'na ikinci dönüşü yaptım. Yani yaklaşık 12. senedir federasyonda antrenör eğitiminde görev yapıyorum. Hocam çok erken bir dönemde teknik adamlık kariyerini bıraktınız. Neden böyle bir karar verdiniz? Yani biraz da gençlere fırsat vermek lazım. O yüzden şartlar da öyle icap etti. Yurt içinde, yurt dışında biz çok takımda çalıştım. Bırakmam gerekiyordu. Öyle karar verdim ve bıraktım. Pandemiden söz açmışken şunu da sormak istiyorum sizlere. Biliyorsunuz pandemi ekonomik anlamda ve futbol anlamında oldukça büyük etkileri oluyor. Futbolda en büyük eksik taraftar eksikliği. Siz bu süreçteki futbolu nasıl görüyorsunuz? Sizin de söylediğiniz gibi en büyük sıkıntı taraftarın olmayışı. Çünkü futbolcu, antrenör, yönetici, taraftar, hakemler, biz bir ekibiz. Bir bütünün parçalarıyız. Burada hepsi var ama maalesef içinde bulunduğumuz pandemi ortamından dolayı da taraftarlar gelemiyor. Futbolun da böyle sanki öksüz oynanan bir futbol maçı seyreder gibi oluyoruz. Futbolcuların konuşmalarını, ikazlarını, itirazlarını daha yakından duyuyoruz. Hiç alışmadığımız şeylerle karşılaşıyoruz. Tabii gerçekten hem ülkemiz hem dünyada büyük bir kriz bu pandemi. Hayırlısıyla inşallah en kısa zamanda atlatırız hep beraber. Her iş kesiminde olduğu gibi futbolu da yakından çok etkiledi pandemi. Hem kulüplerin maddi gelirleri açısından ürün satışlarını da etki etti. Seyirci hasılatları da büyük şey oldu, kayıplar oldu. Bu ortamda kulüpler en iyi şekilde olayı yürütmeye çalışıyorlar. En büyük sıkıntıyı da hem 21 takım fazla maç oynamak zorunda kaldılar. Yani 40 maç oynayacak bir takım bir sezonda. Alışkın olmadığımız bir durum. Pandemi nedeniyle de kulüplerde bazılarında daha fazla hasar oldu. Bazılarında daha az ama bütün takımları etkiledi. Yani 10-12 gün, 14 gün, 2 haftaya yakın bir istirahat etme tedavi süreçleri oldu. Bu dönemde fizik olarak bir defa çok geri düştüler. Oynatamadılar. Geniş kadrosu olan takımlar biraz daha avantaj elde ettiler ama çarşamba pazar maç oynandığını da düşünürsek genelde kupa maçını da oynayan takımlar var. Mesela Beşiktaş finale kadar çıktı. Sayıca futbolcuların üzerine çok büyük bir yük bindi. Bu yükü kaldırmak kolay değil. O yüzden şu anda da zaman zaman bazı takımlar bu sıkıntının içinde oldular. Hala sıkıntı yaşayan takımlar var. Şampiyonluk mücadelesine değinecek olursak Beşiktaş lider. Arkasından Fenerbahçe ve Galatasaray geliyor. Şampiyonluk yarışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şampiyonlukta son 6 maç kala işte Beşiktaş lider. Aradaki puan farkını kapattı Fenerbahçe. Galatasaray 66 puanla. 69 puanla Fenerbahçe ve 72 puanla, yani 3 puanlık bir farka kadar indi. Beşiktaş şu anda bir avantaj var. Ama oynayacağı maçlar da çok kritik. Özellikle küme düşme durumunda olan takımlarla da oynuyor. 3 takım da öyle. Sıkıntı yaşıyorlar. En alttaki takım geliyor. Şampiyonluk adayı takımı yenebiliyor veya berabere kalabiliyor.
Bu ortamda daha çok şeyler değişecek görünümü var. Özellikle Galatasaray bir düşüş yaşadı. Fenerbahçe bir düşüş yaşadı. Son haftalarda Beşiktaş'ta bir düşüş var ve buna sakatlıklar da işte bahsettiğimiz sebeplerden kaynaklanan sakatlıklar, hastalıklar nedeniyle ideal kadrolarını çıkartamıyorlar. Yani çok şey değişebilir şampiyonlukta ve düşecek takımlardan da hiç hesapta olmayan bir takım da veya bir iki takım da düşebilir. Alttakiler de can çekiştiriyorlar ve canla başla mücadele ediyorlar. İşte Ankaragücü, Gençlerbirliği, Kayseri, Erzurum gibi takımlar. Bunlarla şampiyonluğa oynayacak takımların maçları da skorlara etki ediyor. Ligin son haftasına kadar da bu gidebilir. Özellikle sondan üçüncü maç Galatasaray-Beşiktaş maçı var. Oraya kadar kayıpsız gelirlerse Galatasaray'ın kazanması durumunda işler değişebilir. Fenerbahçe maçlarını nasıl yapacak orası belli değil. Yani sabırsızlıkla ve merakla da beklenen bir durum kimin şampiyon olacağı ama Beşiktaş bir adım önde. Tabii Rasim Kara deyince akla ilk gelen kulüp Beşiktaş. Uzun yıllar kalesini korudunuz. Teknik adamlığını gerçekleştirdiniz. Sergen Yalçın'ın hocalığını yaptınız. Şimdi Sergen Yalçın da Beşiktaş'ın teknik direktörü. Futbolcu Sergen Yalçın da teknik direktör Sergen Yalçın arasında farklar var mı? Bir defa antrenörlükle oyunculuk arasında şöyle bir şey var. Edilgendin oyuncuyken şimdi etken birisi rolünü alıyorsun. Ve masanın grubun bu tarafında otururken, grubun içinde otururken sen grubun karşısına geçiyorsunuz. Yöneten birisi oluyorsunuz. Yönetilenden yöneten durumuna geçiyorsunuz. Bunun için de antrenör eğitimleri var. İşte UEFA B kursu, A kursu, Elite A, Pro kursuna kadar devam ediyor. Tabii ek branşlar da var. Kaleci antrenörlüğü, kondisyonerlik, ne bileyim analiz, scout kursları var. Ve böyle görevler var. Böyle olunca Sergen bir defa tartışmasız Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından birisiydi. Ben de hem milli takımda Fatih Hoca ile çalıştığımız dönemde Ümit ve A milli takımda, olimpik takımda hem de Beşiktaş'ta hocalığını yaptım. Zannediyorum tam araştırma yapmadım ama Sergen'in en verimli dönemlerinden bir tanesi de oynadığı maç sayısı olarak ve asistliği veya golleriyle hem Avrupa kupaları hem kupa hem ligde en başarılı sezonlarından bir tanesi geçirmişti. Sergen'le fazla bir problemimiz olmadı. Sergen'i iyi anlamak lazım. Yani yıldız oyuncuları iyi anlamak lazım. Sergen'i, Hagi'yi yıldız olarak düşünürsek, Ronaldo'yu, Messi'yi. Bunlar hem antrenmanda, saha içinde, hem maçta hem de saha dışında örnek olmaları gerekir. Sergen topla oynamayı çok seven birisiydi. Onun için oyun her şeyden daha önemliydi ve ben ona sanki Sergen'in arkasında da iki tane göz var. Maç oynarken her tarafı kontrol eden, çevre kontrolü çok iyi olan bir oyuncuydu ve özgüveni çok fazlaydı. Şimdi o özgüveni futbolcularına yansıttığını görüyorum. Çok bağırıp çağıran bir antrenör tipi değil. Hani kendisini yerden yere atan, bağıran, çağıran bir görünüm vermiyor. Bu da çok önemli. Çünkü şöyle bir laf var. Antrenörün yüzü takımın aynasıdır. Hatta şöyle de bir ekleme yapayım. Antrenmanda bağıran maçta fazla bağırmaz gibi bir laf var. Hiç kimsenin beklemediği bir dönemde Beşiktaş'ta antrenörlük yaptı ve özellikle Fener, Galatasaray hatta Trabzon'un çok iyi transferler yaptığını da düşünürsek 3. 4. sırada bitirecek bir Beşiktaş görünümü vardı. Ama Sergen Hoca ve ekibi bunu çok iyi bu geçiş dönemini çok iyi atlattı. Çünkü çok kötü başlamıştı lige. Konya'da 4 gol yediler.
PAOK maçlarında çok kötü maçlar oynadılar Avrupa kupalarında. Ama ondan sonra inanılmaz bir şekilde düzeldiler. Hem takım savunmasını hem defansın oturmasını iyi oturttu. Ve gayet de iyi gidiyorlardı. Şu anda da çok kötü değil ama çok ciddi sakatlık geçiren bir Cenk Tosun var. Ona hem milli takım açısından hem Beşiktaş açısından büyük geçmiş olsun diyorum. Büyük kayıp yani milli takımımız için de Avrupa Şampiyonası için. Aboubakar tekrar sakatlandı. Orada Larin klasik bir santrafor tipi hiç o görünümde değil. Yani mutlaka bir çözüm bulması lazım Sergen Hoca'nın. Bulacağını da tahmin ediyorum. Ama beni en çok düşündüren Beşiktaş birinci dakikadan 90. dakikaya kadar oyuna konsantre olan, sahanın her yerinde baskı uygulayabilen bir takımdı. Şu anda o fiziksel bir düşüşün gözlemliyorum. O düşüş var. Gücü olmadığı zaman teknik fazla işe yaramıyor. Taktik anlayış fazla işe yaramıyor. Yani Atiba Hutchinson ve Joseph gibi çok koşan örnek oyuncular bile baktığımız zaman son maçlarda zorlanmaya başladılar. Bu Beşiktaş açısından iyiye işaret değil. Tabii bunlar teknik ekibin işi. Onlar toparlaması lazım. Yani Avrupa'da özellikle İngiltere'de, Almanya'da, İspanya'da büyük takımlar 60'ın üzerinde maç oynuyorlar sezonda. Biz bu düzeye futbolcularımızı çıkartmamız lazım. Çarşamba pazar oynanıyorsa yenilemeyi, rejenerasyonu ona göre yapmak lazım. Belki gruplara ayırıp gruplar olarak çalıştırmak lazım ama fizik çok önemli. Emre Belözoğlu da Fenerbahçe'de teknik direktör oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Emre de futbol geçmişi çok başarılı bir oyuncuydu. Emre de bizim kurslarımıza devam etti, pro hariç. Ama sportif direktörlük kursu açmıştık biz federasyonda. Ben de o ekibin içindeydim. Emre Belezoğlu da oynarken öyle bir hak vardı. Bir deneme kursuydu. O kursa geldi. Yurt içi yurt dışı çok takımda oynadı. Çok antrenörle beraber oldu, çalıştı. Zannediyorum iyi de götürüyor şu ana kadar. 2 galibiyet, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı galiba. Ve yarışın içine soktu Fenerbahçe'yi. Herkes Fener düşüşe devam eder dediği bir ortamda enteresan bir taktikle de oynuyor. Santrforsuz oynatıyor. Bakalım merak ediyoruz biz de Fenerbahçe'yi de Beşiktaş'ı da Galatasaray'ı da bu yarışın içinde nasıl mücadele edecekler ve nasıl bitirecekler. Şimdi hocam dilerseniz biraz geçmişe gidelim. 1996-97 sezonu Beşiktaş lig tarihinde en çok gol attığı sezonu sizinle yaşadı. 88 golle. Geçtiğimiz günlerde bir röportajınızda ben Sergen Yalçın'ın bir rekoru kırmasını istiyorum dediniz. Bu cümleyi birazcık daha açalım dilerseniz ve o sezon neler yaşandı sizin ağzınızdan O dinlemek sezon istiyoruz. biz önemli başarılar elde ettik. Belki tabii uzun süre geçtiği için özellikle genç izleyiciler hatırlamıyor olabilir. Yani artı 62 averaj, 88 gol attık. Kupada yarı final oynadık. Avrupa'da bir tur geçmemiş Beşiktaş 8 maç oynadık ve Valencia'ya elendik 4. turda. Bunun haricinde Beşiktaş Avrupa'daki elde ettiği başarılar sonucunda ilk defa tarihinde Türkiye'den iki tane takımın Şampiyonlar Ligi'ne gitmesinin sebebi oldu. Eğer Beşiktaş o başarıyı elde etmeseydi Yunanistan'dan iki takım katılacaktı. Biz hiç iç sahamızda Avrupa maçlarına da dahil olmak üzere seyircimizin önünde hiç mağlubiyet tattırmadık. Bu da önemli bir veri. Ve benden önce Christoph Daum vardı. Daum'un döneminde fair play'de yani kırmızı kart ve sarı kart görme açısından en sonuncu takımdı. 18. takımdı
ve 96-97 sezon sonunda birinci takım oldu. Bu çok önemli bir şey, veri benim için. Şimdi şu ana kadar 34 maç oynandı. 34 maçta zannediyorum 72 gol falan attı Beşiktaş. Yani 88'e yaklaşıyor ama 34 maç oynamıştık biz. Şimdi o şeyi yakalayamadılar, o gol rekorunu. Averaj rekorunu da yakalayamadılar. Ama daha 6 maç var. Belki yakalayabilir diye de düşünüyorum. Ve Sergen'in bu başarıyı elde etmesini de canı gönülden istiyorum. O dönemde geçtiğimiz günlerde şunu söylediniz. VAR olsaydı şampiyon Beşiktaş olurdu. Yani o dönemde bir defa Trabzon, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş dört takım da ligin sonuna kadar yarışın içinde oldular. Güzel bir rekabetçi bir ortam içinde geçti sezon. Zaman zaman bizim aleyhimize hakem kararları oldu. Yani Van'daki Sergen'in frikiğindeki smaç olayı, ne bileyim Galatasaray İstanbulspor maçındaki ya zaten seyircilerin tribünde şarkı haline getirdikleri Ahmet Çakar, Vahap Beyaz ikilisinin yönettiği maçlarda ben onların kasıtlı olarak vermediği şeklinde bir yorum yapmadım şimdiye kadar. Ama şu anki VAR sistemi olsaydı biz herhalde 7-8 farkla da ligi bitirebilirdik, şampiyon olabilirdik. Ben onu söylüyorum sadece. Geçtiğimiz günlerde A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş bizim kanalımıza verdiği röportajda sizden de bahsetti ve Türkiye'de kaleci antrenörlük sistemini getiren kişi Rasim Karadır dedi. Bu sistemi nasıl geliştirdiniz? Şenol Hoca ile biz çok iyiyiz, görüşürüz de. Kendisini de çok severim, takdir ederim. Söylediği güzel sözler için de teşekkür ederim ona. Eski bir kaleci olarak da. Benim yaptığım işleri de o biliyor yakinen. Ona istinaden söylemiştir. Ben amatör profesyonel 20 sene kalecilik yaptım. Yani bu ikinci amatör kümeden başladım Eskişehir'de. Her sene bir üst lige çıktım. Yani ligde oynamadığım hiçbir lig kalmadı. Her sene basamakları teker teker yukarıya kadar. Genç milli takım yok. Ümit ve A milli de var. Bu süre içinde sadece Bursaspor'da, Beşiktaş'a gelmeden önce Bursaspor'da Gündüz Özcebe diye eski kaleci abimiz vardı. O beni bir sene çalıştırdı. Onun haricinde hep yardımcı antrenör pozisyonunda. Mesela Beşiktaş'ta Metin Türel rahmetli hocamız teknik direktördü. Yusuf Tunaoğlu yardımcıydı. İkisi de nur içinde yatsın. O çalıştırdı veya başka yardımcılar çalıştırdı ama özellikle Beşiktaş'ta 8 sene oynadım. 8 sene malzemeci Ahmet abi çalıştırdı. Çok iyi toplara vururdu. Biz de ona gel derdik. İşte Rıza çalışmayı çok severdi, Rıza Çalımbay. Rıza bir taraftan, o bir taraftan antrenmandan sonra kalırdık. Böyle çalışırdık. Milli takımda da aynı şekilde yardımcı antrenörlerle çalıştık. Çetin Güler Hoca vardı, Coşkun Özer'in yardımcısı. Onunla çalışırdık veya kaleciler birbirimizi çalıştırırdık. Ve futbolu bıraktıktan sonra, bırakmadan itibaren ben bu Türk kaleciliği içinde bir şey yapmam lazım. Yani kendi hallerine bu kadar terk edilmemesinden yanayım. Mantık var, akıl var. Bir şey yapmamız lazım dedim. Ve işte Fatih Hoca ile 90-96 yılları arasında milli takımda çalıştığımız dönemde kaleci antrenör kursu açma gibi bir niyetimin olduğunu söyledim. Tamer Güney Hoca vardı. Şenaz Erzik başkandı. Federasyondaki eğitim şubesinin hocaları, rezmi hocalar vardı. Onlarla beraber oturduk, bir kitap yazdık. Yani hiç elinde bir veri yokken bir kitap ortaya çıkarmak bile bir meseledir. Şimdiki gibi internet yok, bilmem ne yok. Elimizle çizdiğimiz şekiller, çalışma şekilleri bile vardı. Böyle bir kurs açtık ve 94 senesiydi. Yani kaç sene olmuş? 27 sene evvel biz bu işi başlattık. Hatta
Allah uzun ömürler versin. Şenez Erzik Başkan'la biz bir futbol vakfı yemeğinde beraberdik. Beni masasına çağırdı. Dedi ki gel bir dakika dedi. O da bir sürü yenilikler yapmıştı. Özerk olduktan sonra Futbol Federasyonu. İşte bölgeler yeni kuruldu falan. İstanbul'a geldi federasyon Ankara'dan. Bütün projelerini anlatıyordu herhalde o masada. Beni çağırdı. Alişen Başkan falan vardı masada. O şekilde bir masayı düşünün. Rasim Hoca dedi, biliyor musun dedi, dünyada ilk kaleci antrenör kursunu sen başlattın dedi. Ben bilmiyorum başkanım dedim. Ama şöyleydi, Avrupa'da 2-3 günlük seminerlerle kaleci diploması, sertifikası verildiği bir dönemde biz 33 gün bir kurs yaptık. Bu kursiyerler şu ana kadar, daha sonra amatör oynamışları da aldık. TFF B ve A kaleci kursu. Yaklaşık 1.000 tane mezun verdik. Her iki kurstan da. Bu 1.000 tane mezun olan kursiyerler kulüplerin altyapılarında, üst yapılarında çalışmaya başladılar. Tabii ben 96'dan sonra teknik direktörlüğe devam edince, işte Beşiktaş, Bursa ve devam ettik. Şükrü Ersoy, Fenerbahçeli, Allah uzun ömürler versin, Şükrü Ersoy Hoca devam etti. Sonra Yavuz Şimşek Hoca geldi. Bu bayrağı onlar taşıdı. Eser Özaltındere Galatasaraylı bu eğitimlerin içinde görev yaptı. Alper Boğuşlu daha sonra görev yaptı. Ben şimdi tekrar bu görevi devam ettiriyorum. Hem antrenör eğitiminde hem de kaleci antrenör eğitiminde devam ettiriyorum. Böyle bir şekilde kurmuş olduk. Tabii bir şeyi başlattığın zaman karşı çıkan çok oluyor. Yani kalecinin de antrenörü mü olur şeklinde tepkiler aldık. Ama şimdi çok mutluyum. Gördüğümüz zaman 18 yaşında ligde oynayan kaleciler görüyoruz. Bunlar bizim yetiştirdiğimiz kaleci antrenörü arkadaşlarımızın emekleri sonucunda ortaya çıkmış. Yani tesadüfen, hiçbir başarı tesadüfen veya başarısızlık tesadüfen ortaya çıkmaz. Mutlaka bir sebebi vardır. Bu kalecilerin arkasında da antrenörlerin görmüş olduğu eğitim çok önemli. Tabii hocam kurduğunuz sistemin meyvelerini şu an Türk futbolu topluyor. Birçok takımda genç kaleciler çıktı. En ön plana çıkan iki isim var. Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır. Diğer kalecilerimiz de var. Beşiktaş, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran gibi. Siz kalecileri kıyasladığınız zaman nasıl görüyorsunuz şu anki kalecileri? Şu anda tabii ben çok mutluyum bir defa. Benim gibi emeği geçen Şükrü hocalar, Yavuz hocalar, Alper hocalar, Eser hocalar da çok mutludur. Bu çorbada bizim de tuzumuzun olduğu için. Özellikle kalecilikte tecrübe, deneyim çok önem taşıyor. Baktığımız zaman 18 yaşında bir Doğan Kayserispor'u sırtlamış götürüyor. Ne bileyim dün Denizlispor'da Abdülkadir diye bir genç kaleci oynadı. Ne bileyim şu anda ligdeki en üstteki 4 takımın 3 tanesi genç kaleci ve Türk. Düşünebiliyor musunuz? Bunlar çok iyi işaretler geleceğe açısından. Ben Uğurcan'ın da Altay'ın da ve diğerlerinin de en kısa zamanda daha iyi duruma geleceklerini, oynadıkça kendilerine özgüven kazanacaklarını ve hatta boşuna bir kaleciyi, genç kaleciyi kaptan yapmazlar. Uğurcan kaptan oldu. Ne bileyim Gökhan Rize'de kaptan. Böyle olunca bunların Avrupa kapıları da açılacak diye düşünüyorum. Duyduğum kadarıyla Uğurcan'a da Altay'a da teklifler vardır. Ne bileyim Berke diye bir kaleci Altınordu'dan yetişti. Şu anda Belçika'da 2. ligde de olsa oynuyor. Çok başarılı bir kaleci. Bunların hepsi bizim genç milli takımlarımızda U14'ten tutun da U21'e kadar defalarca oynamış oyuncular. Berke de dahil olmak üzere
ve Ersin de dahil olmak üzere benim genç kalecilere ve kaleci antrenörlerine özellikle sizin aracılığınızla şunu öneriyorum. Mesela ben solak bir kaleciydim. Hiçbir eğitimden geçmeden mahallede oynayarak şey yaptık. Top nasıl tutulur, nasıl yumruk vurulur, hiç nasıl atlanır, nasıl yatılır göstermeden doğaçlama yaptık. Ama bugünkü kalecilerin sorumluluk alanı daha da genişledi. Yani savunmanın son oyuncusundan kaleye kadar olan boşluktan kaleciler sorumlu olduğuna göre demek ki kalecilerin taktiksel olarak çok iyi futbolun savunma ve hücum prensiplerini çok iyi bilmeleri gerekiyor. Topa göre nasıl pozisyon alacaklarını çok iyi bilmeleri gerekiyor. Artı ben solak bir kaleciydim. Sağ ayağımla hiç topa vurmadım. Sağ elimle hiç yumruk vurmadım. Ama biz genç kalecilerimizi bugün iki ayağını da kullanır hale getirmemiz lazım. Buradan bir gelen ortada sağ eliyle yumruk vurması gerekirken buradan gelenlere de solla yumruk vurması gerekiyor. Ama sol elini geliştirmemişse, çalıştıramamışsa vurmayacak ve sağını kullanacak, yanlış pozisyon alacak demektir. Onun için sağ ayağını sol ayağını seviyesine getirmek lazım veya solunu sağ seviyesine hiç değilse yaklaştırmak lazım. Sol eliyle de, zayıf eliyle de yumruk vurur hale getirmemiz lazım. İkinci abi konuyla bitirelim dilerseniz. Peki. Biliyorsunuz Avrupa Süper Ligi kuruldu. 12 kulüp çıktı. Ardından fazla bir gelişim gösteremeden kulüpler birer birer ayrılmaya başladılar. Bir spor adamı olarak Avrupa futbolunun ya da dünya futbolunun böyle bir oluşuma ihtiyacı var mı sizce? Böyle bir oluşumdan hep yıllardır bahsediliyordu ama birkaç gün önce bu patlak verdi ama birden de dönüş başladı. Çünkü UEFA'nın birliğine biz girmişiz. Diğer ülkeler de girmiş. UEFA'ya kayıtsız şartsız teslim olmuşuz. UEFA'nın kuralları uygulanıyor. Burada parayı düşünerek, mali çıkarları düşünerek böyle bir yani güçlüler güçlülerle oynasın şekline getirdiği zaman diğer takımlar ne olacak? Onlara bir darbe vurmuş olacaklar. UEFA buna karşılık res çekti. Milli takıma oradan oyuncu almayız gibi. Belki transferleri de yasaklayabilirler. Kendi aralarında transfer yapabilirler. Böyle bir şey bilmiyorum, insan haklarına aykırı mıdır değil midir? Ama bu şu anda yapılacak bir şey değil. Ben geri adım atacaklarını diğer kulüplerin de düşünüyorum. İnşallah doğasını bozmayız futbolun. Bu şekilde devam eder. Ama UEFA da kendisine başka bir çıkar yol bulması lazım. Şampiyonlar Ligi'ni Euro Lig gibi bir şey bir hale getirebilir. UEFA kupalarına bir çeki düzen verebilir. Ama önümüzdeki günlerde veya yıllarda buna benzer bir takım gelişmeler olacak zannediyorum. Hocam çok teşekkür ederim cevaplarınız için. Rica ederim. Ağzınıza kısa sağlık. Sürede bizim anlatacaklarımız bu kadar ama ben de size çok teşekkür ediyorum. Biz bir ülkenin futbolu ancak ve ancak gençlere önem vermekle kurtulur. O yüzden biz gençlerimize güvenelim, onlara yeteri kadar imkanı sağlayalım ve gelecek gençlerdedir. Sadece sporda değil, futbolda değil, her alanda gelecek gençlerimizin. Biz onlara güven duymamız lazım. Onları iyi yetiştirmemiz lazım. Hem iyi bir sporcu hem iyi bir insan birey olarak yetiştirmemiz lazım. Bana bu fırsatı verdiniz. Ben de teşekkür ediyorum. TV Bu Spor izleyicilerine sevgiler, saygılar sunuyorum. Çok teşekkürler ederim. Sağ olun. Evet, değerli futbol insanı Rasim Kara'nın açıklamaları geldi ekranlara. İyi günler diliyorum.